Hayırlı İşber Piyasa'nın herkese iyi akşamlar. Piyasalarda risk iştahı yurt dışında olumlu, bizde olumsuz gelişmeye devam ediyor. Geçen sene hatırlayacaksınız, tüm dünya borsalarında negatif bir tablo olabileceğinden bahsederken bizde çok olumlu bir 2022 yılı geçireceğimizden bahsediyordum ve bu sene senaryo gayet güzel gelişti. Tabii ki kaçırdığımız endeks tarafında yükselişler oldu. Sonuçta büyük senaryoyu yıllıkta mükemmel çalıştığını gördük. Yurt dışı borsalarda da tersi bir durum söz konusuydu. Şimdi yurt dışı borsalarda bir toparlama, kısa süreli bir toparlama eğilimi belki biraz daha zamana yayılabilir ama Borsa İstanbul'da her zaman bahsetmeye çalıştığım seçim senaryoları çalışmaya başladı. Yani borsa seçim senaryosu ve borsa Ocak aylarında bilindiğinin aksine %62 ihtimalle düşüş içinde olduğundan bahsediyorum. 34 yıllık bir istatistiği burada geçen paylaştım. Ali Beşber YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Borsada en son tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilmeli diyerek de bahsetmiş olduğum senaryo. Gayet güzel çalıştım bugün. Evet, gördüğünüz gibi %7'lik düşün arkasında %5'e yakın neredeyse tepki ama bugün %3,5'u gördük ve negatif senaryo devam ediyor. Kademeli bir şekilde önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla ilk etapta 4700, arkasından 4700'ün altı, 4450 ve belki de daha biraz daha zamana yayılabilir ama çok kısa sürede de olabilir. Belki 10 günde daha iyi görebiliriz. 3700'ler ve nihai hedefte 3500'lerin altı olacaktır diye düşünüyorum. Ne zamana kadar? Seçime kadar. Zaman zaman düşler, tepkiler olacaktır. Daha orta uzun vade düşünenler için bu tepkiler de satış fırsatı olacaktır. Tabii bu seviyeler de orta uzun vade düşünenler için iyi bir satış fırsatı. Ama 3500 bu bölgeyi izliyor olacağız. Senaryo gayet güzel çalışıyor. Günlük yapmış olduğum çalışmaları zaten buradan Twitter'da görüyorsunuz. Bugün yapmış olduğum çalışmalarda net olarak hem seviye hem rakam vererek bunların paylaşımını yaptığımı ilk gong çaldığı andan itibaren anlık yaptığımı görüyorsunuz, biliyorsunuz. Mesela bu sabah itibariyle ilk işlemde ne dedik? 10-15'te 6102 satış, gün içinde 5700'e kadar gelebilir kademeli bir şekilde. Bunların saat dakika vererek, stop loss seviyesi vererek, mesela Bitcoin'de de çok güzel yaptığım bir çalışma var, bakın Bitcoin'de de göreceksiniz. Hedefine yaklaşıyoruz. Hedefinden kastım da 18'lerin üstüydü ilk etapta. Bununla ilgili de yaptım. Tüm detaylı çalışmalara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bakın burada mesela detaylı bir şekilde paylaşımımı yapıyorum. Gün içi yaptığım gibi günlük, haftalık, birkaç haftaya yönelik de çalışmalarım oluyor. Burada görüyorsunuz. Sırf endeks değil, 30 endeks değil. Hisseler, endeksler, pariteler, emtialar, bunların paylaşımını hepsini burada görebiliyorsunuz. Eğer sayfayı takip edebiliyorsunuz. Bakın 5920, 5850, 5725. Saat 11.55'te dakikayı da şurada anında ne yaptığımı o an yaparak paylaştığımı biliyorsunuz. Yani ons altında, mesela ons altında ne demişiz? Ons altında demişiz ki ayın 22'sinde 1793 seviyesindeyken ons altında hedefimiz 1881 ilk hedef. Bakın nereyi gördük. Tüm detaylı bilgiler burada ulaşabiliyorsunuz zaten. Bugün itibariyle bakın. Bugün gün içinde yaptığım çalışmaydı. Pardon, bu. Bugün içinde yaptığım çalışmaydı ve hedefimdi 1880. Saat kaçta yapmışım? Nasıl paylaşmışım? Bakın burada görebiliyorsunuz. 1878 saat 9.40'da yapmışım. Buradan alıyorum dönüşü. İlk hedefimiz burası. Gün içinde burayı görebiliriz. Stop loss'umuzu yazmışız. Detayları paylaştım. Aynı şekilde euro dolar için 1.0671 alışım, 1.07-1.07.40 hedefim demişim. Peki buralara gelmiş mi? Bakalım mesela altın. Kaçı görmüş? 1881. Mükemmel. Aslında 1881'i ayın 22'sinde, yani şu gün vermiştim. Bakın yani bir haftalık hedefler de veriyorum. Gün içi hedef de veriyorum. Yani anlatabiliyorum umarım. Anlık hap çalışmalar veriyorum. Peki euro dolar için ne demişiz? 1.07.40 demişiz hedefimiz. Gün içi. İkinci hedef. Peki ilk hedef neresi demişiz? İlk hedef bakın 1.06.70'de aldık. 1.07. Sonra 1.07.40 diyoruz. Ne zaman söylemişim? 10.50 geçe. Bakın 10.50.
anında yazıyorum yani. Anında işlem yaptığım anda yazıyorum, anında paylaşıyorum. O 5 dakikalık, 1 dakikalık süreç içinde olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada hisselerle ilgili de yapmış olduğum çalışmalar var. Ethereum'la ilgili dediğim mesela, bakın Ethereum'la ayın 3'ünde bir paylaşım yapmışım. Demişim ki 1211 alıyorum, 1361, 1432'ye kadar hedef var. Saat 10'da yapmışım, hedefimi vermişim. Peki Ethereum'da durum ne olmuş? Ona da bir bakalım. Hemen bakıyoruz. Oo, hemen evet, 1342, 1300. Bugün coşmuş. Akşamüstü coştuğunu net olarak görebiliyorsunuz. Peki hedefler ne demişiz? 1436, 361, 1436. Şu an kaçtayız? 361. İlk hedefe geliyoruz. Peki Bitcoin için ne demişiz? Bitcoin için de burada paylaştığımda demişim ki Bitcoin'de ilk etapta görebileceğimiz seviye, bakın hemen şurada göstereyim. Bitcoin'de de ayın 3'ünde saat 8'de alış yaparak burada paylaşım yapmışım. 16.62, 16.620'den almışım. 17.600 ilk hedef, 18.850, saat 8'i 5 geçe yapmışım bunu. Stop'umda yazmışım. Bakın rakamı da görüyorsunuz. Anlık hap çalışmalar. Bunu bırakın Türkiye'de, dünyada bu tarz çalışan bir çalışma yöntemi, bu tarz çalışma sistemi yok. Çünkü neden? Excel tablosu. Nereden almalıyım, nereden satmalıyım? Excel beni yönlendiriyor. Şuradan alırsam mesela, şuradan alırsam bak yanlış yapıyorsun diyor. Şuradan alırsam, şuradan alırsam, şuradan alırsam doğru yapıyorsun elbette diyor. Çünkü beni yönlendiren bir tablo bu. Buradan yola çıkarak da bunları zaten sizlerle paylaşıyorum. Mesela ons altın için bakın ayın kaçında? 22'sinde, 22 Aralık'ta ons altın 1881 hareketi roketlemeye başladı diye paylaşmışım. 20.000 kişi bunu görmüş ve burada detaylar yazılmış falan filan. Sonuçta gün olarak, tarih olarak vermişim. Gün için trade hedefimi vermişim. Haftalık hedefimi vermişim. Yani özet olarak şunu söylüyorum. Bakın bugün burada hareket edebilir. 2 gün içinde şurayı görebilir. Bir haftalık hedefim şu. Bir aylık hedefim de şu diyebiliyorum. Çünkü Excel tablom var. Sistemim var. Her gün çalışıyoruz. Her gün paylaşım yapıyoruz. Finansal piyasalarda kimseye bağlı kalmayın arkadaşlar. Kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Birileri şu ise uçacak kaçacak. Altın uçacak kaçacak. Dolar uçacak kaçacak. Petrol fışkıracak. Bitcoin bitti. Kriptolar bitti diyenlerin gazına gelmektense kendiniz yatırım yapın. Gelin eğitimlere. Burada zaten detaylardan bahsediyorum. Kendinize yatırım yapacağınız. Kendinize en büyük yatırım. Daha doğrusu en büyük kazanç kendinize yapacağınız yatırımdır. Onun için grafikleri anlamaya çalışın. Okuma yazma biliyorsanız eğitimlerime gelin. Eğitim tarihlerini zaten burada göreceksiniz. Reçme eğitim danışmanlık sayfamdan. 2023 yılı teknik gaz eğitimleri başlamıştır. 12 Şubat'ta ilk, bu yılın ilk eğitimi 12 Şubat İstanbul'da başlıyoruz. Sonra 5 Mart Ankara, 2 Nisan İstanbul tekrar, 7 Mayıs Pazar İzmir, 28 Mayıs Pazar Bursa. Bursa'yı da aldık bu sene. İstanbul. Şu an İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere şu an için Haziran, yani önümüzdeki 6 ay içinde eğitimlerimiz bu olacak. Ha siz dersiniz ki ya biz 12 kişi bulduk, 10-15 kişi bulduk. Bizim şehrimize de gelir misiniz? Elbette geliriz, konuşuruz detaylı bir şekilde. Özel bir çalışma yaparız. Dolayısıyla bundan sonra sadece İstanbul, Ankara, İzmir dışında Bursa'dan çok istek olduğu için Bursa'yı şimdi aldık ve kontenjanın neredeyse 3'te 1'i doldu. Bursa ile ilgilenenler şimdiden de kayıt olabilir. Şimdiden kayıt olursanız şimdiden size tüm çalışmaları da gönderiyor olacağız. Tüm detaylı bilgileri sayfadan ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden eğitimlerimiz. Tüm detaylı bilgiler. Özel internet, özel ne derler, eğitimlerimiz devam ediyor. Gerek gelin burada beraber canlı eğitim yapalım. Gerekse Zoom üzerinden de yurt dışı veya İstanbul dışındakilerle eğitim yapıyoruz. Bunu da buradan paylaşmış olayım. Tüm detaylı bilgileri sayfamdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii gelelim piyasalardaki son duruma. Bu oldukça önemli. Biraz önce Borsa İstanbul'la ilgili noktadan bahsettik. Altın fiyatlarının özellikle bu yıl 2000 doları görme olasılığı geçen yıllarda karşılaştırdığımızda, mesela geçen yıl Mart'ta görmüştü. Ondan önceki yıl Eylül'de görmüştü. Çok güçlü yükselişler olmuştu. Peki bu yıl aynı benzer hareket altın 2000 doları Mart ayında görebilir mi? Mart görmeden de, Mart gelmeden de 2000 doları görebilir diye düşünüyorum. Bakın ne zamandan beri altın diyorum. 1600'e
pardon 1700'ün altında her sefer şu bölgeden itibaren günlük zaten her gün trade ederken bahsettiğim seviyeler bu seviyeler. Gayet güzel yerden alışı verdik, yakaladık ve şu an için kademeli bir şekilde 2000'e doğru hareketimiz başladı. Ne zaman gider, nasıl gider? Onu da zaten dediğim gibi Twitter'da. Eğitimime katıldıysak da Twitter'a zaten alıyorum. Buradan da takip ediyor olacaksınız. Twitter'ı zaman içinde daha da sadece eğitime yönelik bir çalışma şeklinde yapacağız. Buradan takip ediyor olacaksınız. Bakın bugün endeks arkadaşlar bir ara 250 puan yapmıştı. Ben gün içinde yaptığım şuradan alıyoruz, şuradan satıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz derken nokta hedefler vererek 300 puanı yakaladım. Bugün akşama doğru biraz daha satışı artınca 3 işlemde 300 puanı yakaladık. 300 puan demek mükemmel bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Ben benim söylemem belki abesle iştigal gibi gelebilir ama bazı şeyleri de söylemek gerekiyor. Neyse. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Buradan Twitter'dan hisseler önerikte tüm detaylı çalışmalarımı zaten ben kapalı devrede yapıyorum. Burada da biraz daha yoğunlaştıracağım. Olumlu, olumsuz olabilecek tüm hisseleri diyorum. Seçim senaryolarının çalışmaya başladığını düşünüyorum. Orta uzun vadede seçim gününe kadar çok ciddi bir düzeltme dönemine girdiğimizi borsa tarafında söyledikten sonra gram altın için ne demiştim? Gram altın için hedeflediğim seviyelere doğru gayet güzel hareket devam ediyor. 1150 ve 1150'nin üstü potansiyel ama şimdi dolar TL tarafında bakın yeni geçen hafta bir zorlama olmuştu. Şu an için biraz daha yataya dönecek bir güçlü yatay. Ama Euro TL'de hareketin artık 20'lere yerleştiğini kademeli bir şekilde önümüzdeki süreçte biraz daha devam gelecek. Orta uzun vade için Euro'yu çok güçlü gördüğümü söylüyorum. Bu noktada paylaşım böyle olsun. Dolar endeksinin de 102'lerin altında 101.800 pardon 100'e biraz yaklaşabilir önümüzdeki günlerde ancak oradan bir dönüş olacaksa olacaktır. Faizler tarafı da çünkü dünyada negatif. Hatta geri çekilmeye devam ediyor. Avrupa'da da Amerika'da da faizler biraz daha zayıf geri çekilme sürecinde olacaktır. Bunun anlamı ne? Bundan yaklaşık bakın şöyle bir dönelim sayfaya bakalım ki burada biraz daha detayı şu anlamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne demiştim? Aylar öncesinde bakın şurada hemen göstereceğim. FED bakın şurada okuyabilirsiniz zaten. FED 2023'te faiz indirebilir. FED faizleri ve TÜFE grafiği. Bakın hiçbir yerde net bunu söyleyebilirim. Hiçbir yerde 2 yıl önce yazmışım bakın. Hiçbir yerde bulamayacağınız Amerikan enflasyonu üzerinden, Amerikan faizleri üzerinden enflasyon verilerinin grafiğini alarak yorum yaparak sizlerle paylaşıyorum. FED daha mı fazla faiz arttırabilir? Yoksa enflasyon düşüşe geçer, faiz arttırımından vazgeçer? Hatta faiz mi indirebilirin? Cevabı 2 ay önce yani bundan 8 hatta 9 hafta önce söyledim, paylaştım. Sonra ne oldu? Görüyorsunuz faizler düşüşe geçti. Peki bu olurken ne dedik? Bu olmaya başladığında altın, gümüş bakın ve kripto zamanı geldi dedik. Artık bundan itibaren o da 2 aydan beri devam ediyor. Ve arkasından küllerinden doğan kriptolardan bahsettik. Burada zaten paylaşımlarım. Herkes açık paylaşımlarım oluyor. Bunları paylaşıyorum. Ama sonuç itibariyle Borsa İstanbul'da da daldan dala atlamış gibi oldum ama Borsa İstanbul'da da Amerika'da yaşanan 1981-87 ABD maymun trendinin sonuna geldik. Maymun trendi neydi? Bununla ilgili buradan da sayfadan okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şu an çok fazlasıyla piyasa yükseldiği için, çok fazlasıyla prim yaptığı için insanların birçoğu maalesef üstad, uzman. Şimdi düşüş trendinde bu arkadaşları da göreceğiz. Eline her şeye atan insanların ciddi paralar kazandığı o bahar dönemi bittiğini söyleyebilirim. Tabii ki fırsatlar olacaktır, bitmez. Önemli olan şudur. Piyasa düşerken hisse yakalamak veya piyasa sıkıntılarken güçlü hisseleri yakalamak. O da bizim işimiz. Yani bugün altın, petrol, hisse senedi, endeksler, paniteler, emtialar bunlar da dünya klasmanında tahminlerimiz çalışıyorsa Türkiye'deki hisse senetlerinde baktığımızda çok rahat yakalayıp sizlerle çok rahat paylaşıyorum zaten. Sonuç itibariyle sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tüm detaylı bilgilere sayfamdan ulaşabilirsiniz. Şu an gördüğüm kadarıyla durum dünyada risk iştahı olumluya devam edecek ama biz de
seçim senaryoları ve 34 yılda Borsa İstanbul Ocak ayının ikinci haftasında zirveyi gördükten sonra düşe başlıyor. En yakın örnek de hemen burada size göstermek istiyorum. 2018'de Borsa İstanbul'un yaşadığı senaryo birebir, neredeyse birebir bu senaryo şu an için çalışmaya başladığını düşünüyorum. 17 ay öncesinden rally başlıyor. Ocağın ikinci haftasından itibaren düşüşler başlıyor seçim gününe kadar. Şu an Borsa İstanbul'da yaşamış olduğum senaryo şu arkadaşlar. Şu an şuradayız, şu düşüşleri yaşıyoruz. Şöyle bir süreç yaşayacağız. Yani şuradan alalım. Borsa İstanbul'u şöyle bir senaryo içinde olmasını tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok detaylı çalışmalarım olacak. Dediğim gibi buyurun isterseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şunu unutmayın. Grafikleri okumasını bildikten sonra, oyun planınız olduktan sonra kimseye eyvallah etmenize gerek yok. Kendiniz, kendi çalışmanızı yapıp dışarıdan tüyo mu geldi? Bakın. Hayır, önemsememezlik etmeyin. Gelen tüyoya bakın. Detayına bakın. Acaba size mal mı çakmak istiyorlar? Özür dilerim amiyane tabirle. Mal mı vermek istiyorlar? Yoksa gerçekten hakikaten bir şey var. Burada iyiymiş bu haber diyerek alış mı yapmanız gerektiğini, yoksa kenarı çekilip izlemeniz mi gerektiğini kendiniz karar verebilir noktada olacaksınız. Ben bunun garantisini veriyorum. Çünkü grafikleri okumanın ötesinde size sınav yapıyorum. 2 ay kapalı devre eğitim yapıyoruz. Tüm detayları, tüm bilgileri sayfamdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Nakitte kalmak zaman zaman o kadar önemlidir ki öyle bir dönemdeyiz arkadaşlar. Saygılar. Görüşmek dileğiyle.